Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kâle Allahu Teala: Kutibe aleykum izâ hadara ahadukumul mevtü in teraka hayra el vasiyyetu lil valideyni vel akrabina bil ma'ruf hakkan alel muttakîn. 180. ayet. Bakara 180. Kütibe ey furida. Farz kılındı. Kimin üzerine? Aleyküm, sizin üzerinize farz kılındı. Eyyuhel müminun, yani ey müminler, size farz kılındı. İza, ne zaman? Meta, kütibe. İza hadara, gelip çattığında, yaklaştığında, yani gelip çattığı zamanda. Kime? Ehadeküm, sizden birine. İza hadara ehadekümül mevtü, ne gelip çattığında? Hadaranın faili el mevtü, ölüm. Ölüm sizden birine gelip çattığı zaman sizin üzerinize farz kılındı. Ne şartıyla? Tabi İnterake, eğer bıraktıysa, bırakıyorsa, bırakacaksa geriye. Neyi bırakacaksa? Hayran. Hayır bırakacak. Ne demek burada hayır? Malen kesiran. Mal. Çok mal geriye bırakacak ise, eğer geriye mal bırakacaksa, geriye bırakacağı mal varsa, ölüm kendisine gelip çattığı zaman sizden birine, ona farz kılındı. Ne farz kılındı? El vasiyyetü. Vasiyette bulunması. Bu vasiyet tabi, bu vasiyet ayeti daha sonra miras ayetiyle diyorlar neshedilmiştir. Miras ayetleri gelmiş. Yusikumullahu fi evladikum lizzekeri mislu havzil ünseyin. Uyda o ayette ne yapıyor? Beyan ediliyor. Kim ne kadar alacak mirasta? Nasibi payı ne kadardır? Orada anlatılıyor. El vasiyyetü. Vasiyette bulunması farz kılındı. Kime vasiyette bulunması? Lil valideyni, anne babaya. Vel akrabine, akrabalara, ana babaya ve yakınlara vasiyette bulunması. Ne ile? Bil ma'rufi, maruf ile. Aklın ve şeriatın güzel gördüğü bir şekil ile ana babaya ve yakınlara vasiyette bulunması sizin üzerinize ne yapıldı? Farz kılındı. Hakkan alel müttakîn. Hakkan alel hakkan hak olmakla. Sabit olmakla, lazım olmakla bu. Yani bu vasiyet ne olmakla? Hakkan hak olmakla. Kimin üzerine? Alel müttakîne, müttakilere, takva sahipleri üzerine bir farz, bir hak. Sabit bir hak olmak ile. Maruf. Aklın şeriatın güzel gördüğü ölçüde, yani adaletli bir şekilde ana babaya vasiyet etmek. Bu vasiyet ayeti tabi mensuh. Yani şimdi Sabuni sellemahullah bunu tefsir ediyor. Furida. Farz kılındı aleyküm sizin üzerinize. Eyyuhel müminune. Ey müminler. Ne vakit? İza eşrafe. Yaklaştığı zaman. Tamam. Kime? İza eşrafe, yaklaştığı zaman. Kim yaklaştığı zaman? Ahadukum, sizden biri. Sizden biri, iza karube, yani yaklaştığı zaman, yanaştığı zaman. Ahadukum, sizden biri. Alel mevti, ölüm üzerine yaklaştığı zaman. Ölüme yaklaştığı zaman sizden biri. Vakat terake, halbuki bırakmış. Vel hal, halbuki o ölümü yanaşmış olan, ölüme müşrif olan, ölmek üzere olan, ölümü yanaşmış olan o kimse, halbuki bıraktı geriye. Neyi bırakmış? Malen kesiran. Çok mal geriye bırakır olduğu halde, sizden biri ölüme yaklaştığı zaman, yaklaştığı zaman o sizden birine ne yapmış? Farz kılındı. Ne farz kılındı? En yusiye. Vasiyette bulunması. Evsa yusi isan. En yusiye.
vasiyette bulunması livalideyhi ana babasına daha kime ve akaribihi akrabalarına yakınlarına neyle? Bil ma'rufi maruf ile iyilik güzellikle ey yani bil adli adalet ile. Adaletle ana babaya ve akrabalarına vasiyette bulunması farz kılındı. Neyle olan bu adalet? Bi en la yezide arttırmamasıyla. Ha, bi en la yezide o kişi ziyade etmemesiyle ne üzerine? Ale thulusi. Üçte bir üzerine ziyade etmemesiyle. Üçte birden fazla vasiyette bulunmamasıyla yani. Ve hâzihil vasiyyetü. Bu vasiyet hakkun lazimun alel müttakîn. Hakkun, haktır, lazimun, lazım. Sabit, gerekli olan bir haktır. Kimin üzerine? Alel müttakîne, alellezîne yettekûne Allah. Allah'tan korkan, Allah'tan sakınan kimseler üzerine hak, lazım olan bir şeydir. Vakat nusiha. Muhakkak nesh olunmuş. Hâzil hukmu, bu hüküm muhakkak ki nesh olunmuştur. Neyle? Bi âyetil mevârîfi. Miras ayetleriyle bu hüküm nesh olunmuştur. Yine hadiste de nesh olunduğu söyleniyor. La vasiyyete li varifin. Varise vasiyet yoktur. Hadisiyle de mensuh olduğunu Hanefi uleması söylüyor. La vasiyyete li varifin. Varise vasiyet yoktur. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam buyuruyor. Femen beddelehu. Femen kim ki beddele tebdil etti. Değiştirdiyse. Değiştirirse. Neyi? Hü onu. O vasiyeti yani değiştirirse femen beddele. Kim değiştirirse hü onu. O yapmış olduğu vasiyeti kim değiştirirse. Neden sonra? Ba'dema semi'ahu. Ba'dema duyduk. Ba'dema o şeyden sonra ki semi'a duydu hü onu. Onu duyduktan sonra kim onu değiştirirse. Feinnema ismuhu. Feinnema muhakkak ki ismuhu. Onun günahı. O tahir etti ya. Evet. O tahir ettiğinden dolayı. Tebdil ettiğinden dolayı olan günah kimin üzerine olur? Alellezine ol kimseler üzerine ki yübeddilune tebdil ediyorlar, değiştiriyorlar hü onu. Tamam. Onu kim değiştirdiyse değiştirenlerin üzerine olur onun günahı. O zamir herhalde İsa'ya gidiyor yani Evsayyus'una. Aç bakalım şeyden bir bakalım ona. Ayet 180 değil mi? Ayet 180 ise 181 mi? Evet 181. Evet. Ve damiru yaudu alel hükmi. Hükme racidir. Femen beddelehu. Femen kim ki beddelehu. Onu o hükmü değiştirirse. Yani o vasiyetin hükmünü değiştirirse. Ba'de ma simi'ahu. Onu duyduktan sonra. Ba'de sema'ihi. Evet. Ba'de ma simi'ahu. Onu duymasından sonra. Evet. Ma'yı masdariyet alırsan. Ba'de sema'ihi iyyahu. O hükmü duymuş ve tahakkukuhi minhum. O hükümle ilgili yakini bilgisi olduktan sonra kim değiştirirse ve damiru ya'udu alel hükmi. Onu hükme gidiyor. Oradan ne yapmış? İsa'ya da gidebilir yani.
Bir de şuraya bakalım. Vasiyet zaten Evsa Yusi İsa enden mastar ismidir. İsa mastardır. Tamam mı? El ismu minel İsa'yı. İsa'dan isimdir ya. Yani. İsa'ya gider yani o İsa. Evsa Yusi İsa. فَمَنْ بَدَّلَهُ Kim ki onu değiştirirse o vasiyeti. Bak bu vasiyete gönderdim mesela onu. O hu zamir olduğu için İsa'ya göndereceksin. فَمَنْ بَدَّلَ İsa o İsa'yı o Musi tarafından yapılan o İsa ki vasiyeti kim değiştirirse بَعْدَمَا سَمِعَهُ onu duyduktan sonra بَعْدَمَا سَمِعَ işittikten sonra hu onu. فَاِنَّمَا اِثْمُهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ فَاِنَّمَا اِثْمُهُ onun günahı, o yapmış olduğu tebdilin günahı عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ onu tebdil edenler, değiştirenlerin üzerine olur. اِنَّ اللّٰهَ muhakkak ki Allah semî'un alîmun muhakkak ki Allah akvalinizi, sözlerinizi işiten ve bütün içinizde bulunan düşünceleri de bilendir. فَمَنْ kim ki gayyara tağyir etti beddeleyi gayyara tağyir etti, değiştirdi, bozdu. Neyi? Hâzîl vasiyyete. Şu vasiyeti, Musi tarafından yapılmış olan vasiyeti. Kim tağyir ettiyse, neden sonra? Bâde mâ tehakkaka minhâ. Bâde mâ tehakkaka. Tehakkuk ettikten sonra, yakinen bildikten sonra, minhâ. O vasiyetten olanı, vasiyetten olan hükmü, yakinen bildikten sonra, hakikat veçhile, gerçek manasıyla bildikten sonra, öğrendikten sonra, kim vasiyeti tağyir eder? Evet, nereden tahakkuken yakinen biliyor? Min vasiyyin vasiden öğrenmiş, tahakkuk etmiş. Ev şahidin veyahut da şahitten. Evet. Ha, o şeyi verebiliriz. Yakinen öğrendikten sonra bu vasiyeti yakinen tahakkuk etti, yakinen bildikten sonra bu vasiyeti kim değiştirirse, kimden? Min vasiyyin vasiden. Bu değiştiren kim olabilir? Vasi olabilir. Vasiyeti sahibi yani vasiyet kendisine yapılmış kimse vasiyeti. Ev şahidin veyahut da şahitten. Vasi veya şahitten. Vasiyeti yakinen bildikten sonra bu vasiyeti kim tağyir eder, değiştirirse. Fe inne zembe hâze tebdili. Tamam. Fe inne zembe hâze. Bunun günahı hâzadan bedel et tebdili. Bu tebdilin günahı عَلَى مَنْ بَدَّلَهُ onu değiştiren üzerine olucudur. Tamam. كَائِنٌ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ بَدَّلَهُ ثَابِتٌ عَلَى مَنْ بَدَّلَهُ لِيَنَّهُ خَانَ çünkü o hıyanet etti. وَخَالَفَ muhalefet etmiş kimsedir. Neye? اَمْرَ اللّٰهِ Allah'ın emrine. وَاللّٰهُ Allah semî'un لِأَقْوَالِ الْعِبَادِ kulların akvalini, kavlun kavlani akval abdün abdana ibad kulların sözlerini işiten alimun bilendir Cenab-ı Allah bi ahvalihim onların hallerini bilendir ve ef'alihim fiillerini bilendir ve huve bu Cenab-ı Mevla'nın böyle ayeti innallaha semiun alim diye bitirmesi yani ve huve bu kavli ilahi nedir innallaha semiun alim kavli ilahisi vaidun şedidun şiddetli bir tehdittir. Hemen hafe kim korkarsa, endişe ederse, neyden, kimden endişe ediyor? Min musin, vasiyeti yapacak olan kişiden endişe ederse. Musi, evsa, yusi, isaen, fehve, musin, min musin, irab-ı takdiridir bak, min musin, min musin aslında neydi? Min musiyin burada. Min musiyin. Ya üzeri kesre takil. Ya üzeri kesreyi takil görüp hasbettik. İki sakin.
cem oldu. Tenvin ya. Tenvin alamettir. Temekkün alamettir. Hasbı caiz değildir. Ya yasbettik. Muhsin oldu. Tamam. Min harfi cerrin muhsin mecrurun takdiran. Bi kesretin mukadderatin. Tamam. Ali. Min muhsiyin. Vasiyeti yapan kimse. Muhsiden endişe ederse. Muhsiden ne konuda neden endişe ediyor? Cenefen. Haktan meyletmesinden. Günaha meyletmesinden. Ev itmen. Bak cenefen bu meylen anil hakkı demektir. Cenef meyil. Yani haktan doğrudan batıla, yanlışa doğru meyletme. Ev itmen veyahut da günaha girmesinden korkarsa veya günahı kastetmesi. Eğer sizden biri vasiyeti yapacak kimseden günaha meyletmesi veya günahı kastetmesinden endişe ederse o zaman fe aslaha beynehum ve onların arasını ıslah da ettiyse fe la ithme aleyhi o kimseye günah yoktur. Ey yani femen tehavvefe kim korku taşırsa kimden korku taşıyor? Minel musi mahzuf olan ya geldi ama gene irap nedir? Yine irap takdiri. Minel musi yi ya üzere gene kesre ağır, ya üzere kesre ağır görüp hasp ediyoruz. El-Musi oldu. Temin olmadığı için yanın hasbına gerek yok. Elif lam gelince temin düştü. Minel-Musi vasiyet yapan kimseden korku taşır, endişe taşırsa neden endişe ediyor? Meylen, meylinden yönelmesinden. Anil hakkı, haktan meyletmesi. Haktan zulme doğru. Doğrudan, hakikatten, gerçekten zulmetmeye, günaha girmeye meyleder, yönlenmesinden endişe ederse veyahut da taammüden, taammut kastetmesinden, lil ismi, günahı kastetmesine endişe ederse neyle günahı kastetmesi? Bihirmani ehadil verafeti minel mirafi. Bihirmani ehadil verafeti. Varislerden birini mahrum etmesiyle. Neyden mahrum etmesi? Minel mirasi mirastan. Öldükten sonra geriye kalacak olan maldan hisse almasından varislerden birini mahrum etmek gibi günaha meyletmesi veyahut da günahı kastetmesinden bir kişi endişe ederse endişe eder de havf eder de fe eslaha beynehum fe eslaha eslaha yusle islah düzeltmek ıslah ettiyse düzeltirse beynehum onların aralarını ıslah ederse yani Musi ile Musa aleyhin arasını Musi vasiyeti yapan Musa aleyh vasiyet kendisine yapılan bunların aralarını düzeltmeye çalışırsa ıslah ederse fela ithme aleyhi fela ithme hiçbir günah yoktur. Aleyhi bu kimseye günah yoktur. İnnallâhe muhakkak ki Allah azimüşşan gafurun mübalağa ile bağışlayandır. Rahimun çokça merhamet edendir. Çok acıyandır buna. Tamam. Orası. Anlaşıldı. Şimdi tefsiri. Ey fe asliha. Bu kimse endişe etti de vasiyet eden kimsenin zulme meyletmesinden veya günahı kastetmesine endişe etti de fe asliha. Islah etti. Düzeltti. Beynel musi vel musa lehu. Kendisine vasiyet edilen kimseyle vasiyet eden kimse arasını ıslah ettiyse, düzelttiyse neyle bu ıslah etti, ne suretiyle ıslah etti? Bi en zekkara hatırlatmasıyla hu ona yani Musi'ye hatırlatıyor ki bi enne hâzihil vasiyyete muhakkak ki bu vasiyet diyelim ki adam oğlunu mahrum ediyor. Şöyle yapıyor böyle tabi o zaman için.
Yani şu anda miras ayetleriyle kimin ne hisse alacağı zaten miras ayetlerinde ortaya konulmuş. Değil mi? Diyelim ki yaptığı vasiyet ile zulmedecek yani. Haksızlık yapacak. Sen de hatırlatıyorsun. Diyorsun ki bak bu yaptığın yanlış. Bien zekkere hatırlatmakla hü ona o musiye. Bienne hâzihil vasiyyete. Muhakkak ki bu vasiyet fiha bu vasiyetin içinde vardır. İchafun zulmun. Zulüm var, haksızlık var, adaletsizlik vardır. Bil verefeti. Varislere bir zulüm var. Tamam. Evet. Zarar vermek var, zulmetmek var yani. Echafe, echafe bi. Ona zulmetti. İchafun bil veresit. Varislere zarar vermek var ve varislere zulmetmek var bu vasiyette diye ona hatırlatması. Liyennehu çünkü bu. Liyennehu çünkü evet. Zade fiha. Liyennehu çünkü zade ziyade etmiş. Fazla yapmış. Fiha o vasiyette. Alessülüsi. Üçte bir üzerine ziyade yapmış. Mesela birine üçte iki vasiyette bulunmuş. Üçte bir üzerine vasiyet yaptı mı ne oluyor? Vasiyeti üçte birden fazla yaptı mı bir zulüm olur. Haksızlık yani hak kaybına yol açar. Liyennehu çünkü zade ziyade etti fiha o vasiyette alessülüsi. Evet. Üçte bir üzerine üçte bir üzerine peygamberin üçte bir bile çoktur demiş. Sa'd bin Ebi Vakkas ölürken vasiyet yapayım demiş. Vasiyet edeyim dediği zaman malımın işte üçte ikisini vasiyet edeyim yok demiş. Yarısını edeyim yok demiş. Üçte bir, üçte bir de çoktur demiş peygamberimiz. Malımın yarısını, üçte ikisini vasiyet. En son üçte birini vasiyet edeyim. Peygamberimiz üçte birini yap. Ve sülüs kesir. Üçte bir de çok. Demiş. Üçte bir üzerine vasiyette ziyade ettiğinden dolayı varislere nedir? Efendim bir zulümdür. Onların hakkını yok etmektir. Onlara zarar vermektir diye böyle bir hatırlatma ile musiye hatırlatmada bulunursa böyle bir ıslahta bulunursa feleyse aleyhi zembun feleyse yoktur Ali onun üzerine zembun bir günah yoktur. Niye? Lenne hazet tebdile çünkü bu tebdil lil vasiyeti vasiyet için bu yapılan tebdil yuksadu kastediliyor minha bundan. Yani bundan kastedilen nedir? Efendim yuksadu hedefleniyor. Kasten minha bu vasiyetten. Burada kastedilen nedir? El hakku haktır. Lel batilu batıl değildir. Dolayısıyla bunda ecir var, sevap vardır. Vallahu subhanahu noksan sıfatlardan münezzeh olan Cenab-ı Allah azimul mağfireti mağfireti büyük. Bağışlaması çoktur. Vâsi'ur rahmeti, rahmeti geniş olandır. Ve fil hadîs-i şerîfi, hadis-i şerifte rivayet edilmiş, yani veruvye fil hadîs-i şerîfi, hadis-i şerifte rivayet edildi, anlatıldı ki, innel racule vel mer'ete, adam ve kadın, innel racule erkek vel mer'ete kadın, leya'melâni, her ikisi elbette çalışırlar, gayret ederler, bi ta'atillahi Allah'a itaat ile amel ederler. Sittine seneten. Sittine 60. Ne cihetinden? Seneten. Mensubun. Liyennehu temyizun değil mi? 60 sene Allah'a itaat ile erkek kadın amel ederler. Thümme yahzuruhuma el mevtü. Thümme yahzuru sonra yaklaşır gelir. Huma o ikisine yanaşır el mevtü. Ölüm gelip çatar. Feyudarani. Bu ikisi zarar verirler. Darra. Tamam. Yudarru. La zarara ve la dırar. Fil İslam. İslam'da zarar yok. Zarara mukabele bir zarar yok. Zarara zarar ile karşılık vermek de yoktur. Feyudarani. Bu ikisi zarar verirler. Fil vasiyeti. Vasiyette arkadaki geriye bıraktıkları
insanlara, yani vereseye, varislerine zarar verirler. Dolayısıyla feteci bu. Bu verdikleri zarardan dolayı da feteci bu. Vacip budur. Lehuma, o ikisine. Ennaru, ateş onlara ne olur? Vacip olur. Ravahu, rivayet etti. Rava, rivayet etti hu bu hadisi. Kim? Et-Tirmiziyyuh. Tirmizi bu hadisi. Tirmi diye mi'yi çekmeyin. Tamam. Et-Tirmiziyyuh. İmam Tirmizi bu hadisi rivayet etti. Ve ma'nel hadisi. Hadis-i şerifin anlamı, manası şudur. Ennehu yestahikkul ikab. Ennehu o kişi yestahikku, yani hak eder. El ikabe, azabı hak eder. Yoksa veleyse değil ma'nahu, bu hadisin manası. El hulude finnari, ateşte ebedi kalması değil yani. Kişinin ateşte ebedi kalması manasında değil. Bu yaptığı yanlış vasiyet, zarar verdiği bu vasiyetten dolayı, varislerine verdiği bu zarardan dolayı cehennemi hak eder. Ama Cenab-ı Allah affedebilir mi? Affede. İnşa azzebehu ve inşa gafara lehu. Cenab-ı Mevla günah işleyenleri inşa azzebehu, dilerse azap eder, ve inşa gafara lehu, dilerse de Cenab-ı Mevla bunları bağışlar. Şu şehr-i Ramazan'a kadar gidelim. He? Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, kütibe, furiza, farz kılındı aleyküm, sizin üzerinize, es-sıyamu, oruç size farz kılındı. Ne gibi? Kema kütibe, kema furiza, farz kılındığı gibi, alellezine min qablikum, sizden öncekilere, sizden önce yaşamış ümmetlere farz kılındığı gibi, leallekum tettekune, leallekum, umulur ki sizler, tettekune, takva olursunuz, takvaya erersiniz, böylece cehennemin ateşinden kendinizi korumuş olursunuz. Oruç size ne olur? Ateşe karşı bir kalkan olur. Böylece oruç tutmanızla kendinizi cehennemin azabından korumuş olursunuz. Ey! Furiza, farz kılındı aleyküm, sizin üzerinize, eyyuhel müminune, ey müminler, sıyame şehri ramadane, ramadane gayr-ı musarif, tamam, sıyame şehri ramadane, ramazan-ı şerif ayının orucunu tutmak size farz kılındı. Evet, sıyamu merfu, furidanın naib-i faali, mensup mu okudum, merfum biddamme. Furida aleyküm, size farz kılınan eyyuhel müminüne sıyamu şehri ramadane. Ramazan-ı şerif ayının orucu size farz kılındı. Sıyamu muzaf, şehri muzaf ile. Şehri muzaf, Ramazan muzafı ile. Tamam. Kema furida, farz kılındığı gibi. Kimin üzerine? Ala men kableküm. Ala men. Min okumayacaksın. Tamam. Ala men. Ala, iki tane harfce yan yana olmaz. Ala men, o kimseye farz kılınmış ki kableküm. Tamam mı? Ala men, o kimseler ki vucide kableküm. Sizden önce var olmuş, sizden önce yaşamış. Kimden? Minel ümemi, ümmetlerden, sizden önce geçmiş olanlara da farz kılındığı gibi oruç. Litekünü, olasınız için. Bu niye size farz kılındı? Litekünü, olasınız. Olursunuz için. Olmanız için. Kimlerden? Minel müttakine lillahi, minel müttakine, korkan kimselerden olmanız. Lillahi, Allah'tan korkan kimseler, Allah'tan sakınan kimseler olasınız için. El müctenibine ve kaçınan, ellezine yectenibun, sakınan, kaçınan kimselerden olasınız. Limaharimihi, Allah'ın haramlarından sakınan, Allah'ın emirlerini tutan, yasaklarından kaçan kimselerden olasınız. Böylece kendinizi cehenneme düşmekten korumuş olasınız diye bu size farz kılındı. Eyyâmen ma'dûdâtin. Evet, eyyâmen günler. Yani oruç size ne kadar zaman farz kılındı? Eyyâmen günler. Ama nasıl günler? Ma'dûdâtin. Mensubun bil kesre. Sayılı günler. Sayılı.
Yani düşünün 365 gün 30 günü sayılı gün yani. Bir ay 12 ayda bir ay. Yani ve eyyamus sıyami orucun günleri kalailu azdır. Kalailu kalilincemiz ve eyyamus sıyami orucun günleri. Tamam. Evet, kalailu az günlerdir. Hiye o günlerde nedir? Şehru Ramazane Ramazan-ı Şerif ayıdır. Felem yefrid farz kılmadı. Farada yefridu. İkisi de var benim bildiğim de. Yine bir bak. Farada yefridu. Felem yefrid farz kılmadı. Allahu Allah aleyküm sizin üzerinize sıyame. Evet, sıyame. Külli dehri. Dehrin tamamını, yani zamanın tamamını, yılın tamamını oruç tutmakla, zamanın tamamında oruç tutmakla tutmayı size Cenab-ı Mevla farz kılmadı. Tahfifen aleyküm. Tahfifen hafifletmek için. Aleyküm sizin üzerinize hafifletmek için. Ve rahmeten bikum. Ve rahmeten ve rahmet olsun için. Kime? Biküm size. Nedir? Farada yefridu. Evet. Farada yefridu. Biz de öyle okuduk da ama Farada yefruduyu ben Mucem'den hatırlıyorum yani. Ha. Mucem-ül Vasıt'tan öyle hatırlıyorum. İsterseniz yani ben Farada yefridu okuyoruz zaten biz ama öyle bir gördüm orada sanki. Tamam, biz zaten öyle okuduk. Felem yefril farz kılmadı Allahu Allah aleyküm sizin önünüze sıyame külli dehri zamanın tamamını oruç tutmayı size Allah farz kılmadı. Tahfifen aleyküm sizin üzerinize bir tahfif olsun için ve rahmeten bikum ve size bir merhamet olsun için. Femen kâne minküm merîvan. Femen kim ki kâne oldu minküm sizden merîvan. Hasta. Ev alâ seferin veya yolculuk üzerine bulundu, seferde bulunduysa. Fe iddetün min eyyâmin uhara. Fe iddetün sayılı günler. Fe iddetün yani oruç yolculukta bulundu veya hastalıkta bulundu cümlede mahzup var yani. Oruç tutmadı. Orası aspedilmiş yani. Tamam mı? Fe eftara lil meradi evli seferi seferinden dolayı veya hastalığından dolayı orucunu da bozduysa fe iddetun fe aleyhi iddetun. Ona sayılı günler vardır. Min eyyamin uhara. Min eyyamin günlerden. Uhara. Diğer günlerden. Yani Ramazan'ın dışındaki günlerden sayılı günler. Ne kadar orucu bozduysa o kadar günleri tutması ona farzdır. Tamam, uhar, aharu, aharan, aharuna, evahiru, uhra, uhrayan, uhrayatın, uhar. Tamam. Gayrimusarif. Gayrimusarif olduğu için mecrurum bil fethati. Tamam. Evet. Yani femen kâne meriyvan, femen kim ki kâne oldu meriyvan, hasta. Ama meradan bir hastalıkla hasta ki, öyle bir hasta ki meradan, bir hasta ki yavurru zarar veriyor hu ona es-savmu oruç tutmak ona zarar veriyor. Evet misafiran yolcu ama seferan şer'iyen şer'i yolculukla. Yoksa buradan az bir şey kalkmış gitmiş 10 kilometre 20 kilometre bir yere gitmiş değil. Şer'i sefer. Ki ve kaddara takdir etti hu onu yani es-sefera şer'iyye. Şer'i seferi takdir etmiş. El-fukaha'u fukaha neyle? Bi erbaatin ve semanine kilometre. Tamam, bi erbaatin ve semanine. 84. Bi erbaatin ve semanine. 84 kilometre. Bu öyle diyor tabi. 90 kilometre. Bi tis'ine kilometre. Ekser bizim buralarda kabul edilen nedir? İlmihallerde falan. 90 kilometre. 84 diyor.
Evet. Hasta oldu ve o hastalık oruç tutması o kişinin hastalığı o kişiye zarar veriyor. Bir hastalık ki yadur ruhu ona zarar veriyor. Es-savm oruç tutması. Ev musafiran seferan şer'iyen. Şer'i seferle yolculuk olmuş. Yani bunu müellifin dediğine göre 84 kilometre yola gitmiş. Veyahut da fukahanın genel kabulüne göre 90 kilometrelik bir yolculuğa gitmiş. De feftara. Orucu açtı, iftar etti. Neden dolayı? Lil meraddi, hastalıktan. Ev es-seferi. Ev es-seferi. Yolculuktan dolayı. Fe'aleyhi, o kimseye vardır. Kada'u iddetil eyyami elleti eftara. Kada'u, kaza etmesi. Tamam mı? İddetil eyyami, günlerin sayısını kaza etmesi lazım. Hangi günler? Elleti eftaraha. Elleti o günler ki eftara. Orucu açtı ha o günlerin. Kaç gün açtı? 3. 3 günü Ramazan'dan sonra ne yapacak? Kaza edecek. 4 gün oruç tutmadı. 4. 5 gün tutmadı. 5 gün. İftar ettiği günler sayısınca kaza etmek o kimsenin üzerine var. Yani feyyecibu aleyhi kada'u iddetil eyyami milleti eftaraha. Anladın? Tamam. Baktın mı? Bre. Baktım burada da hocam. Aynı mı? Şeyini bulamadım. Hep Arabla'yı buldum. Ha da. Var ama o manada değil yani. Ha. Farada yefrudu furudan. O biz furudanı bakmıyoruz. Ha. Farada yefridu fardan. Farada yefridu fardan. Farz mastarı oldu mu? Yefridu. Furudan mastarı olsa yefrudu. Furus. O ayrı. İttesa'a manasını oluyor. Farada yefridu. Peki nerede kaldık? Ve alellezine. Orada mıyız? Ve alellezine yutikunehu. Ve alellezine ol kimseler üzerine vardır. Zarf-ı müstakar, mukaddem haber. Muahhar mübteda gelecek fidyetün. Tamam. Ve alellezine o kimseler üzerine vardır. Hangi kimseler? O kimseler ki yutikunehu. Yutikune ona zorla güç yetiriyorlar. İki mana vereceğiz buna. Yutikune güç yetiriyorlar. Hü o oruca ama zorla güç yetiriyorlar. Veyahut da burada la mahzuf la yutikunehu. Ona güç yetiremiyorlar. Oruç tutmaya güç yetiremiyorlar. Tamam. İki türlü mana veriyorlar yani. La mahzuf diyor mesela Celaleyn'de. Ve alellezine yutikunehu yani la yutikunehu. Oruca güç yetiremeyen kimseler üzerine vardır fidyetün fidye verme. Veyahut da oruç tutmaya güç yetiriyor ama zorla, meşakkatle, güçlükle, çok zorlanarak oruç tutmaya güç yetiriyor. Ona da ne vardır? Fidyetün fidye vardır ki fidye nedir? Taamu miskinin yiyeceği. Tamam. Miskinin doyurulması, yoksulun doyurulmasıdır. Yani ve alellezine yutikune müellif mesela öyle şey yapmış. Ve alellezine o kimseler üzerine vardır ki yutikune güç yetiriyorlar sıyamehu o orucu tutmaya. Yani oruçlarını tutmaya güç yetiriyor. Yutikune güç yetiriyorlar sıyamehu sıyame şehri Ramazan'a. Yani Ramazan-ı Şerif'in orucunu tutmaya güç yetiriyor. Ama bir meşakkatin şedidetin şiddetli zorlanmayla. Neden dolayı? Çok zorlanarak ancak oruç tutabiliyorlar. Bir sebebi şeyhuhati vel heremi. Yaşlılıktan dolayı, ihtiyarlıktan dolayı. Şeyhuhe, herem aynı manada. Azalar artık zayıflanmış ihtiyarladıktan dolayı. İza eftaru bunlar iftar ettikleri zaman, oruçlarını açtıkları zaman, oruç tutmadıkları zaman
aleyhim bunların üzerine ne vardır? Fidyetün. Fidye vardır. Ne kadar fidye? Bi kadri taami miskinin an külli yevmin. Her günün yerine bir yoksulun doyurulması. Bir fıtır sadakası yani. Her gün. 30 gün tutmadı. 30 günlük fitre verecek. Fidye diyoruz ona. Tamam mı? Fıtra miktarı yani. Tamam. Kaç paraydı bu sene? 15. Yani. 30'la hesapladın mı ne yapıyor? 450. 450. Bir günde sadakayı fıtrını verecek. 465. Ya, o kadar. Vel ayetü bu ayet nezelet nazil oldu. İndi. Kim hakkında? Fişşeyhil kebiri. Yaşı çok ilerlemiş olan ihtiyar hakkında nazil olmuş. Vel acuzi koca karı el herimeti. Herime. Yaşlı, çok yaşlı koca karı ve yaşı ilerlemiş kocamanlar hakkında. Bizim orada kocaman derler. Yaşlı. Kocaman yani. İhtiyarlamış artık çok. Oruç tutamıyor. Evet. Bunlar hastalıktan dolayı da olabilir. Yaşı ilerlemiş olduğundan dolayı da olabilir. Femen tetavva'a hayran. Hemen kim ki tatavva'a, tatavvu eder, nafile, bağışta bulunur, hayran. Hayırı nafile olarak yaparsa, hayırı nafile olarak yaparsa, yani kim ki kendisine farz edilmiş olan bu miktarın üzerinde fidye verirse, 15'li 20'den verirse, 25'den verirse, arttırırsa yani, tatavvuda bulunursa, fehuve hayrun lehu, bu onun için daha hayırlıdır. Ve en tasumu oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. Yani ruhsattan dolayı oruç tutmayabilirsin. Yolcusun, hastasın ama kendini zorla da yolculukta orucunu tutarsan ve en tasumu yani sıyamukum oruç tutmanız hayrun leküm sizin için daha hayırlıdır. İn kuntum ta'lemun eğer bilirseniz. Yani oruçtaki sevabı bilirseniz, anlarsanız oruç tutmanın sizin için daha hayırlı olduğunu da kavramış olursunuz. Ey yani femen zade fil fidyeti kim fidyede artırımda bulunur. Daha fazla verirse alel kadri el mefrudi farz kılınan miktar üzerine fazlalıkta bulunursa 450 vermesi gereken 600 verirse, 700 verirse, daha fazla verirse فَهُوَ اَفْضَلُوا لَهُ onun için daha fazla. وَالصَّوْمُ oruç tutmak خَيْرٌ لَكُمْ مِنَ الْفِطْرِ orucu açmaktan daha hayırlıdır. اِنْ كُنْتُمْ eğer iseniz تَعْلَمُونَ biliyorsanız مَا فِي الصَّوْمِ oruçta bulunanı, oruçta bulunan nedir? مِنَ الْفَضِيلَةِ وَالْاَجْرِ الْعَظِيمِ değil mi? Ecr-i azim ve fazilet. Oruçta çok büyük. Bunları biliyorsanız seferde olsan bile kendini zorlayıp ne yaparsın? Orucunu terk etmez. Orucu tutmaya gayret gösterirsin. Yani ruhsatla amel etmek caiz ama azimetle amel etmek müstahsen. Güzel. Mahbub. Tamam. Daha hayırlıdır. Sümme bundan sonra وَضَّحَ تَعَالَى Cenab-ı Mevla izah ediyor, açıkladı. زَمَنَ الصِّيَامِ orucun zamanını açıkladı da fakale buyurdu. شَهْرُ رَمَضَان yani اَيَّامَ مَعْدُدَتْ dedi. Cenab-ı Mevla size orucu ne zaman farz kıldı? اَيَّامَ مَعْدُدَتْ sayılı günler. Ondan sonra işte bu sayılı günler شَهْرُ رَمَضَان'dır yani. Peki orada kalalım. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ